Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dik üçgen gibi çok ama çok önemli bir konuya giriş yapacağız. İçinde Pisagor, Ökit neler bakacağız neler. Haydi bakalım başlıyoruz. Dik üçgen başlığı altında öncesini dik üçgenle tanıştıracağız. Ardından Pisagor teoremine bakıp özel bazı üçgenlerle karşı karşıya bırakacağız. Ardından belki de yine çok önemli kurallardan bir tanesi olan Öklit bağıntısıyla karşılaştırdıktan sonra dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları işte sinüsler, kosinüsler, tanjantlar, kotanjantlara hep beraber bakacağız. Peki bu başlık içerisinde günlük hayatta nasıl karşımıza geliyor? Hadi gelin bir de ona bakalım. Kullanım alanları ve faydalarına baktığımızda Pisagor ve Öklit teoremleri günlük hayatta çeşitli alanlarda faydalı olabiliyor. Mesela Pisagor teoremi dik üçgenlerde kenar uzunluklarını ilişkilendirerek mesafe, inşaat, mühendislik ve geometrik gibi alanlarda kullanılıyor. Öklit teoremi ise geometri, trigonometri, fizik ve tasarım birçok alanda açı ve uzaklıkları hesaplarken kullanılıyorlar. Pisagor'da, Öklit'te inanılmaz önemli arkadaşlar. Geometrinin bel kemiğini oluşturan meselelerden bazılarını görmüş olacağız bu dersin içerisinde. Peki bu dersi bitirdin. Ardından ödevlerin ne olacak? Eğer sıfırdan 9'a matematiği çözüyorsan sayfa 234'ten 245'e kadar sorumlusun. Dinamo matematiği çözüyorsan sayfa 232'den 253'e kadar sorumlusun. O zaman başlıyoruz. Dik üçgen. Demişiz ki bir açının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik üçgendir. Evet, açılarından bir tanesi 90 derece ise yani bir kenar diğer kenarla dik kesişiyorsa biz bu tarz üçgenlere dik üçgen diyoruz. Görüldüğü gibi 90 derecenin arkadaşlar karşısındaki uzunluğun adı hipotenüs. 90 derecenin karşısındaki en uzun kenar biliyorsun. Açı kenar bağıntılarında konuşmuştuk bunu. Dolayısıyla bunun adı hipotenüsmüş. Peki 90 dereceyle kesişen kenarlarımızın adı neymiş? Dik kenarlarmış. Peki Demişiz ki 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüs, diğer kenarları ise dik kenarlar diyormuşuz. Çünkü Pisagor'u biraz sonra bu kenarlar üzerine inşa edeceğiz. Pisagor teoreminde bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Bak bu cümleyi özellikle yazdık buraya. Çünkü işte a kare eşittir b kare artı c kare tarzında bir ezber yaptığında a'lar b'ler c'ler yer değiştirirse senin birazcık keyfin kaçar canın sıkılır. Allah Allah ben de Pisagor bilmiyor muyuma düşer mevzu. Ama cümle olarak aklına tutarsan bir daha okuyorum. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerini toplamı. Ne yapıyormuşsun? Dik kenarların karelerini topluyormuşsun. Peki bize verilen üçgende dik kenarlar hangileri? C ile B. Bakın B kare artı C kare demişiz. Bunları topladığımda neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Hipotenüsün karesine yani A'nın karesine eşit olacaktır diyoruz. Isınma turuyla başlıyoruz. Bir dik üçgenimiz var. Dik üçgen gördüğünde aklına ilk başta Pisagor gelmeli. Uygulayabiliyorsak hemen Pisagor uygulayız. Uygulayamazsak başka şeyler düşünürüz. Başlıyorum. Dik kenarlarımız kimler? 2 ve 3. O zaman bunların karelerini topluyorum. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir diyorum. 90'ın karşısındaki adı hipotenüs olan kenarın karesine eşit olacak diyorum. 2'nin karesinden 4, 3'ün karesinden 9 eşittir. X kare gelecek. Bunları topladığımda x karenin karşılığı 13 ise x'in karşılığı buradan kök 13 bulunacaktır diyoruz. Sorumuz diyor ki şekilde diyor sana diyor iki tane diyor dik üçgen verdim. Hocam hiç öyle bir şey demiyor yan tarafta. Diyor diyor bak 90 derece var. İki tane 90 vermiş. ABC ve DAC'de 90 derece vermişse eğer bunda da bir üçgen durumu söz konusuysa ki şekilde görüyoruz üçgen durumu söz konusu. Dolayısıyla iki tane Pisagor uygulanabilir. Bu Pisagor'u uygularken önce ABC üçgeninden başlayacağım. Aklına şöyle bir şey takılmasın. Hocam tabi sen biliyorsun ondan ABC üçgeninden başlıyorsun deme lütfen. ADC üçgeninde sadece kök 23'ü biliyorum. Ama ABC üçgeninde hem 1'i hem 5'i bildiğim için daha çok bilinen olduğundan dolayı buraya Y diyorum. Gel diyorum Pisagor uygulayalım. Dik kenarlarımız 1 ile 5. 1'in karesinden 1, 5'in karesinden 25. Bu da hipotenüsün karesine eşit işte olacak. Bunları topladığımda y karenin karşılığı 26, y'nin karşılığı buradan kök 26 gelecektir. Y'yi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi geleceğiz DAC üçgeninde Pisagor'u uygulayacağız. DAC üçgeninde DA kenarıyla AC kenarı gördüğünüz gibi 90 derecelik açı yapmış. Dolayısıyla bunlar dik kenarlarım. O halde başlıyorum. Kök 23'ün karesi. Kök 23'ün karesini aldığınızda arkadaşlar kök kalkar. Dolayısıyla 23 gelir. Tamam. Artı. Diğer dik kenar kök 26 onun karesini aldığımda 26 yapar. Bu da hipotenüse Hemen bakalım hipotenüs 90'ın karşısındaki de x'in karesine eşit olacak. 23 ile 26'yı topladığımda 49 eşittir. x kare e neyin karesi 49 sorusuna karşılık aradığımız x'in karşılığı 7 olacaktır. Şimdi bu Pisagor'u tabii ki çatır çatır kullanacağız. Fakat bazı özel üçgenlerimiz var. Sen bunu adın soyadın gibi bilmen lazım kardeşim. Bunlar bana Pisagor'u kullanmadan işimi birazcık daha kısalaştıracak üçgenler. 3 4 5 üçgeni çok önemli üçgenler. edeceksin ki hocam 3 4 5 çok önemli üçgen de üçgenin kenarlarına niye 3K 4K 5K yazdın? Çok önemli bir sebebi var. Çünkü kenarlar 3'ün katı 4'ün katı 5'in katı olduğunda da bu özellik sağlıyor. Yani 3'ün 2 katını alsanız mesela burası 6 olsa burası 8 olsa burası 10 olsa 6 8 10 üçgeni de yine bir özel üçgendir yorumu yapıyoruz. 3 katını alıp 9 desen 12 desen, 15 desen, 9, 12, 15 de yine çok önemli özü üçgenlerden bir tanesi. Tabii biz bunlara 3K, 4K, 5K dememizlik sebep 3, 4, 5 ve katları bizim için özel dik üçgenlerden birisi oluyor. Geçtim diğerine 5, 12, 13 üçgeni yine kenarlarda 5, 12, 13 ve bunların K katları söz konusu. 8, 15, 17, 7, 24, 25 tekrar söylüyorum. Hocam 3, 4, 5 en çok kullanılan değil mi? Evet canımın içi 3, 4, 5 en çok kullanılan ama 5, 12, 13'ü bilmezsen, 8, 15, 17'yi bilmezsen, 7, 24, 25'i bilmezsen çok da böyle perfect bir iş yapmış olmayacaksın. Ne yapacaksın? Bu üçgenlerin hepsine hakim olman lazım. Hadi bakalım. Sorumuz diyor ki Bak arkadaş diyor sana diyor bir tane diyor şekil verdik. AB, BC'ye, BC, CD'ye dik olan. AB'nin BC'ye eşit ve 8 olduğu, DC'nin de 2 santim olduğu diyor bir şekil verdik. Aslında sen bu şekli biliyorsun. Ortaokulda da gördün. Nedir o? Dik yamuk. Dik yamukla alakalı mevzuda arkadaşlar şuradan şuraya doğru bir dik atarsam şurada gördüğünüz gibi bir dikdörtgen oluşmuş olacak. Bu dikdörtgende DC uzunluğu 2 olduğu için karşı 2, o zaman buradaki 8'den dolayı şuraya 6 kaldı. BC uzunluğu 8 olduğundan dolayı şuraya H dersem HD uzunluğu da 8 olacaktır. Peki bu durumda oluşan AHD üçgene baktığımda bir, dik kenarlardan bir tanesi 6. Diğer dik kenarım 8. İstersen Pisagor uygularım ama ben 3, 4, 5'in katını tanıyanlardan biriyim. 6, 3'ün 2 katı. 8 4'ün 2 katı. O zaman burası da 5'in 2 katından 10 gelecektir. ABC ikizkenar üçgeniymiş. Şimdi bak arkadaş ABC üçgeni ikizkenar olduğundaki ikizkenar üçgende sana bazı çok önemli özellikler verdim. Nedir onlar? Eğer açı sorusuysa tabandaki açıların birbirine eşit olmasından başlaman gerektiğini söylemiştik. Ama uzunluk sorusuysa ne yapacaktın? Tabana bir yükseklik indirecektin. Tabana indirdiğin yükseklik ikizkenar üçgende tabanı iki eşit parçaya ayıracaktı. Buranın tamamı 25 artı 11'den 36. O zaman iki parça ayırdığımda buraya 18, diğer kısmı da 18 kalacağından dolayı buraya da 7 gelecektir. Şimdi bu dik üçgene dikkat. Bakıyorum. Bu bir dik üçgen arzu edilirse şuraya y denilip burada pisagor uygulanabilir. Fakat 30 sayısı 5'in 6 katı. 18 sayısı 3'ün 6 katı. E 5'in 6 katını almış, 3'ün 6 katını almış. Kimin 6 katını almamış? 4'ün 6 katını almamış. O zaman burası 24 gelecektir. Şimdi bakman gereken üçgen şurada moya, mora boyadığım üçgen. Dolayısıyla dik üçgen burası. Dik kenarları 7-24 ve hatırlarsan demin sana ne dedim kardeşim? Sadece 3-4-5'i bilirsen bu iş yarım kalır. 5-12-13'ü de bileceksin. 8-15-17'yi de bileceksin. Burada mor üçgende karşımıza gelen 7-24-25 üçgeninde bileceksin ki buradaki x uzunluğunu çıt diye bulasın. Bir ekstra kısmında muhteşem müşlüyle karşılaşıyoruz. Muhteşem müşlü bak bizim karşımıza üçüncü kez çıkıyor. Üçgenler kısmında konuştuk bunu. Kenar ortayla alakalı meseleyi geçen ders konuşurken konuştuk. Ve şimdi de muhteşem müşlüyü asıl gerçekten görmen gereken yerdesin. Neresi orası? Dik üçgen. Dik üçgende hipotenüsü çizilen kenar ortayın uzunluğu. Bakın bu AD'nin kenar ortay olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? BD ile DC'yi birbirlerine eşit ayırmış ise bu bir kenar ortaydır. İşte o kenar ortayın uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşittir. Ya da başka bir de işte hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Çünkü ben buraya 2x dersem malumunuz burası x, burası x, burası x olacaktır. Görüldüğü gibi hipotenüse çizilen kenar orta uzunluğu hipotenüsün yarısı kadar olmuş oldu. Peki alttaki sorumuza şöyle bir bakarsam. Burada da muhteşem görüyor musun? Evet bak çizmiş kenar ortayı BD ile DC eşit ayrılmış. O zaman AD uzunluğu 5 olduğundan dolayı burası da 5 5 ayrılacaktır. Hipotenüs uzunluğu dediğimiz kısım 10 ve büyük üçgende Pisagor yazarsam. 90'ın karşısında 10 var. Onun karesi eşittir dik kenarları, kareleri toplamları. Dik kenarlardan birisi 7, diğeri ise x. O halde 7'nin karesi artı x'in karesi diyorum. 10'un karesinin karşılığı 100. 7'nin karesi 49 artı x kare. 49'u hop diye karşı tarafa gönderdin. 100'den çıkarttığında x karenin karşılığı 51 ise x'in karşılığı bu durumda kök 51 gelecektir dedik. Sıradaki sorumuz yine muhteşem üçlü içeriyor. A, B, D üçgenine odaklanıyoruz. ABD B, üçgeninde burası 90 derece. Neden? Çünkü buranın tamamı 180 derece olmalı. 90 dereceden kenar ortay çizmiş. Burası 5 ise bunlar da arkadaşlar 5 olmak zorundadır. Şimdi odaklanman gereken üçgen ADC üçgeni. ADC üçgeninde de yine hipotenüse doğru çizilmiş bir 12 kenar ortayım var. O zaman buralarda 12 gelecektir. Peki büyük üçgene odaklanırsam büyük üçgende buranın karşılığı 10. Buranın karşılığı da 24. Benden istenilen ise BC uzunluğu. Ve ben acaba diyorum bu özel bir üçgen midir? Bakalım 10, 5'in 2 katı. 24, 12'nin 2 katı. 5, 12, 13 diye bir üçgenim var. O zaman bu soru işareti dediğimiz BC hipotenüsü 13'ün 2 katı olacaktır. Buradan da karşılığı 26 gelecektir diyoruz. Sıradaki bağıntımız öklit bağıntısı. ile alakalı bilmem gereken 3 tane çok önemli kural var. Ama bunlardan en önemlisi hangisidir diye sorsan h kare eşittir p çarpı k derim. Fakat bunu lütfen h kare eşittir p çarpı k diye öğrenme. Nasıl öğren? 2 tane dik bakın 2 dik bir öklit. Önce bunu hafızana gönder. 90 dereceden bir yükseklik çizilmişse güzel kardeşim İki tane dikin vardır. Dolayısıyla burada da çatır çatır öklit kullanabilirsin. Şimdi gelelim aklımda nasıl kalacağı kısmına. 90 dereceden indirilen yüksekliğin nesi? Karesi. Ayırdığı parçaların, bakın indirilen yükseklik, hipotenüsü ne yapmış? P ve K olmak üzere iki tane parçaya ayırmış. Dolayısıyla P ile K'nın çarpımına eşittir. O zaman hafızamda nasıl duruyor bu? İndirilen yüksekliğin karesi, ayırdığı parçaların çarpımına eşittir diye duruyor. Geldim ikinciye. İkinci ve üçüncü birbirlerinin simetrik hareketleri. Şöyle bir temizlik yapalım burada. Bu sefer de cümlemi şöyle kuracağım. Bir dik kenarın karesi. Bakın büyük üçgende C bir dik kenar. Bir dik kenarın karesi yani C kare. Hemen yanındaki parça olan P ile hipotenüsün tamamının çarpımını eşittir. Yani P çarpı A'dır. Peki ben bu cümleyi simetriğini diğer taraftan kurmak istesem nasıl kurarım? Bir dik kenarın karesi yani B kare. Hemen yanındaki parçayla yani k ile bunun tamamının yani a'nın çarpımına eşittir diyerek kurabiliriz. O zaman birinci cümleden başlayarak tekrarlıyorum. Birinci cümlede indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. İkinci ve üçüncü ifadede ise bir dik kenarın karesi hemen yanındaki parçayla hipotenüsün tamamının çarpımına eşitti. Bakalım sorumuz diyor ki bak diyor abc üçgeninde diyor ab ac'ye dik. AH de diyor BC'ye dik. Yani iki dik bir öklit var. Buraya h dersem bu durumda bu ifade üzerinden indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçalar 2 ve 8'in çarpımı olan 16 eşit olacaktır. Bu durumda h'nin karşılığı yani ah uzunluğu 4 gelecektir. Şimdi biz aslında şu üçgene bakarak bu üçgende Pisagor'umuzu uygulayıp çatır çatır bu işi halledebiliriz. Fakat gel Öklit öğreneceğiz ya derdimiz o. Şuraya x diyelim Öklit'in ikinci kuralını uygulayalım. Bir dik kenarın karesi yani x kare. Hemen yanındaki 2 ile hipotenüsün tamamı olan 10'un çarpımı işte. Hocam 10 nereden geldi? Buradan geldi. Tamamı 2 artı 8'den 10. Bu durumda x karenin karşılığı 20. x'in karşılığı buradan kök 20 olacak. 20 dediğin sayı 4 çarpı 5 olduğundan dolayı aradığımız x uzunluğunun karşılığı 2 kök 5 gelecektir. Burayı da bulduk. 2 kök 5. Şimdi bunun simetriğini uygulayacağım. ac uzunluğuna y diyorum aynı cümleyi kuruyorum. Bir dik kenarın karesi yani y'nin karesi. Hemen yanındaki parça ile yani 8 ile tamamının yani 10'un çarpımına eşit. O halde y kare eşittir 80. Y de buradan kök 80'e eşit olacak. 80 sayısı da 16 ile 5'in çarpımı olduğundan dolayı 16 dışarıya 4 diye çıkarsa karşılığı 4 kök 5 olacaktır. Sorumuz diyor ki ABC diyor ikiz kenar bir üçgen. Görüyorum A ve uzunluğu AC C uzunluğu eşit. Fakat gördüğüm başka bir şey daha var. AE uzunluğu açı ortay. Ne demek bu biliyor musun? Bunu uzatman lazım demek. Çünkü İkiz kenar üçgende açı ortaysa burası hem yükseklik olmalı hem de kenar ortay olmalı. E BC uzunun tamamı 24 olduğuna göre 15 artı 9'dan. O 24'ü iki parça ayırdığımda buraya 12 buraya da ne kadar kalacaktır? 3 kalacaktır. Şimdi gelelim B, E, D üçgende. Bakın 90 dereceden yükseklik inmiş. Yani iki dik bir öklit muhabbeti var. Ben buraya haş dersem indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı 3 ile 12'nin çarpımı eşit. O halde h kare eşittir buradan 36. H'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 6 gelecektir. ABC üçgeninin çevre uzunluğunu sormuş. Büyük üçgene dönmem gerektiğini söylüyor. Ben de diyorum ki bak güzel kardeşim şimdi sarıya boyadığım yere odaklan. Bu sarıya boyadığım yerde bir dik kenarımız 3 artı 6'dan 9. Diğer dik kenarımız 12. E 9 var 12 var. Acaba AB ne olacak? 9 3'ün 3 katı. 12 4'ün 3 katı. O zaman burası da 5'in 3 katından 15 olacaktır. İkiz kenar olduğu için de burası da 15'tir. ABC üçgeninin bu durumda çevresi yandaki iki kenarlar 15-15. Tabandaki de 15 artı 9'dan 24. Bunların hepsini toplarsam 54 santimetre bulacaktır ABC üçgenin çevresi. Şimdi geldim dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarına. Sinüs nedir? Kosinüs nedir? Tanjant nedir? Kotanjant nedir? Gel biraz konuşalım. Şimdi Alfa açısı üzerinden değerlendirdiğimde bakın. Alfa açısı bir kere 90'ın karşısındaki kenarın adı hipotenüstü. Bununla alakalı hiçbir değişiklik yok. Fakat ben küçüklüğümde karşı kenar, komşu kenar meselesini ilk derste çok da çözememiştim. Fakat hocamız da keşke bize şöyle deseymiş. Bak alfanın tam karşısındaki kenar karşı kenar. Tamam. E şimdi kenarlardan birinin adına hipotenüs dedin. E diğerine de karşı dedin. O zaman boşta kalan komşu kenarın olacaktır. Geliyorum ikinciye sinüs karşı bölü hipotenüs, kosinüs komşu bölü hipotenüs, tanjant karşı bölü komşu, kotanjantında komşu bölü karşı olduğunu iyice öğrenmen lazım. Aslında şunu demek istiyor dilim. Bunları ezbere bilmeniz lazım. Fakat ezberlerken sana en azından küçük bir destek atayım. Mesela ben ko ile başlayan, ko ile başlayan, kosinüs ve kotanjantla alakalı bunların pay kısmında komşu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ko ile başlayanların pay kısmı komşu. İkinci bildiğim başka bir ifade. Bakın sinüs ve kosinüs. Sinüs kosinüs. İkisi de neyle bitiyorlar? Üste bitiyorlar. İşte bunların da paydaları hipotenüs. Hocam ne demek istiyorsun? Hemen söyleyeyim. Mesela bir gün sinüsle karşılaştığımda artık ben bunun paydasında otomatikman hipotenüs olduğunu. Koyla başlasaydı komşu, koyla başlamadığı için üst tarafın da karşı olduğunu kabul edip zihnimde hemen sinüsün karşı bir hipotenüs olduğunu söyleyebilirim. Ya da kotanjantla alakalı. ko ile başladığı için üst tarafın komşu. Üstte bitmediği için payda hipotenüs olamayacağından dolayı elimde kalan diğer kenar olarak karşıyı yazmam gerektiğini anlamış olmam lazım. Şimdi gelelim sinüs alfaya. Alfanın tam karşısında kim var? B var. Hipotenüste kim var? A var. Tamam. Sinüs alfa o zaman B bölü A olacaktır. Kosinüs alfaya baktığında, o da komşu. Komşuda kim var? C var. Hipotenüste de kim var? A var. Tanjant'a bakıyorum. Karşıya ne demiştik? B. Komşuya ne demiştik? C. Dolayısıyla B bölü C. Dikkat et, tanjantla kotanjant birbirlerinin amuda kaldırılmış halleri. Tanjant karşı bölü komşuyken kotanjant komşu bölü karşı. O zaman burası da. C bölü B olacaktır diyoruz. Sorumuz diyor ki ABC diyor ikiz kenar bir üçgen. Hadi bakayım diyor sinüs tanjant kotanjant kosinüs alfa diyor bulur musun? İkiz kenar üçgenle alakalı birkaç soru öncesinde söylediğim şeyi aynen uyguluyorum. İkiz kenar üçgende uzunluk sorularında lütfen tabana yükseklik indirin. Şimdi tabanın tamamı 30. Bu durumda 15 15 ayrılacak. Burası 15. Buraya da ne kadar kalmış olacak? 6. Şuraya da H diyelim. Şunu silerim ki kafamız karışmasın. Şimdi ben A, H, C üçgenine bir odaklanırsam. Şöyle de boyayayım sizi de odaklandırma konusunda birazcık daha kolaylık sağlıyor. 15 var, 17 var. O zaman burası 8 olacaktır. 8, 15, 17 özel üçgenden dolayı. A, D, üçgenine bakarsam. 6 var, 8 var. O zaman da buranın karşılığı 10 olacak. Şimdi benim odaklanmam gereken üçgenim bu. Çünkü alfa dediğimiz açımız A, D, H, dik üçgenin içerisindeki bir açı. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısında 8, 90'ın karşısında da 10 görüyorum. Dolayısıyla buradan karşılığı 8 bölü 10 arzu edilirse 2 ile sadeleştirilir 4 bölü 5 denilebilir. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Alfanın komşusunda kim var? 6. Hipotenüste ne var? 10. Dolayısıyla buradan da karşılığı 3 bölü 5. Tanjant karşı bölü komşuydu. Alfanın karşısında 8, komşusunda 6 olduğunu söyledim. 2 ile sadeleştirdiğinde 4 bölü 3. Kotanjant alfa için tekrardan üçgene dönmeye gerek yok. Tanjant alfa 4 bölü 3 olduğuna göre Potanjant alfa bunun. Amuda kaldırılmış hal demiştik dolayısıyla. 3 bölü 4 olacaktır. Bil ekstra kısmında 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenlerine bakacağız. O, acayip önemli üçgenler bunlar. Öyle böyle değiller arkadaşlar. Şimdi bakın. 30'un karşısındaki uzunluk A ise. 30'un karşısındaki uzunluk A ise. 90'ın karşısındaki uzunluk bunun her zaman iki katı. Diyelim ki 30'un karşısında 4 var. 90'ın karşısında ne var? 8. Ya da 90'ın karşısında 10 var. 30'un karşısında ne var? 5. 30'un karşısındaki A ise 60'ın karşısında arkadaşlar A köküç var. Yani köküç katı. Gel bununla alakalı da küçük bir idman yapalım. 30'un karşısında diyelim ki 3 var. 60'ın karşısında 3 köküç olacak. Ya da 60'ın karşısında 7 köküç var. 30'un karşısında ne olacak? 7 olacak. Lütfen unutma 30'un karşısında A, 90'ın karşısında 2A, 60'ın karşısında da A köküç var. 45-45-90 üçgeni hem ikiz kenar hem de dik üçgen olan tek üçgendir. Dolayısıyla 45-45-90 üçgeni ile alakalı bir üçgen gördüğünüzde üçgen hem ikiz kenar hem de dik üçgense kesin 45-45-90 üçgendir. Bu durumda 45'lerin karşısındaki uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda ikiz kenarlıktan dolayı. 45'in karşısındakiler A ise arkadaşlar 90'ın karşısındaki uzunluk A kök 2 olacaktır. Hadi gel burayı da biraz idmanlaştıralım. 45'in karşısına diyelim ki 4 var. 90'ın karşısında bu durumda 4 kök 2 olacaktır. Tam tersini yapalım. 90'ın karşısında diyelim ki 6 kök 2 var. 45'in karşısında ne gelecektir? 6 gelecektir. Peki trigonometriyle alakalı bilmen gereken başka bir durumdan bahsedecek şimdi. Bir koca ünlem işareti koymuşuz. Demişiz ki A ve B açıları tümler açılarsa. Ne demekti tümler açı? Toplamları 90 derece olan açılar demekti. 90 derece ise toplamları birinin sinüsü arkadaşlar diğerinin kosinüsüne eşit olacaktır. Bunu sayısal örneksiz geçmeyelim. Mesela bir gün sinüs 20 var elimizde fakat hiçbir işimize yaramıyor. Bunu dönüştürmek istiyorum. Bunu 90'a tamamlayan açımız kim? 70. O zaman bunun yerine kosinüs 70 yazabilirim. Ya da diyelim ki sizin elinizde sinüs 40 var. Sinüs 40 bir işe yaramadı. Döndürmek istiyorsunuz. Kosinüs 50 yazabiliyorsunuz. Sinüs ve kosinüs için birbirlerine hani 90'a tamamladıklarını birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit muamelesi aynı şekilde tanjant ve kotanjant için de geçerli. Birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlarsa birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit olacaktır. Diyelim ki tanjant 24'ünüz var arkadaşlar. Bu durumda bunu 90 dereceye tamamlayan 66'nın kotanjantına eşit olacaktır. Ya da tanjant 42'niz var. Bu durumda bu da kotanjant 48'e eşit olacaktır diyoruz. Sinüsten kosinüse geçiş yaptık. Her türlü kosinüsten de sinüse. Burada tanjanttan kotanjanta yaptık. Kotanjanttan tanjanta dönüş tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi geldim. Sinüs 30 kosinüs 60 gibi değerlerin ölçülerine. Niye sinüs 30 kosinüs 60'a eşit? Çünkü toplamları 90 derece. E o zaman ben sadece sinüs 30'u bulsam yeter diye düşünüyorum. Hemen 30-60-90 üçgenine geçiyorum. Bakın biraz sonra bunların değerlerini yanına yazacağım. Arzu edin arkadaşlar ezberleyebilirler. Yani sinüs 30 şu kadardır, tanjant 45 bu kadardır diye ezber yaparsanız sorularda birazcık daha seri hareket edersiniz. Yok hocam ben ezberleyip belleğimi arttırmak istemiyorum. Ben 30-60-90 üçgenimi çizerim oradan bu durum da olabilirsiniz. Bu da çok makul ifadelerden bir tanesi. Şimdi önce sinüs 30'da başlayalım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. 30'un karşısına baktığımızda kimi görüyoruz? A'yı. Hipotenüsüne baktığımda kimi görüyorum? 2A'yı. A'ları sadeleştirirsem sinüs 30'un karşılığı buradan 1 bölü 2 gelecektir ki kosinüs 60 da bu değere eşittir. Peki geldim sinüs 60'a. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. 60'ın karşısında kim var? A kök 3. Hipotenüs de zaten 2A var. A'ları sadeleştirirsem kök 3 bölü 2. Sinüs 60'ın değeri de kosinüs 30'un değeri de kök 3 bölü 2'ymiş. Peki. Şimdi geliyoruz 45'te açılardan bazılarını bulacağız. Sin 45. O zaman 45'e gidiyorum. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda A var. Hipotenüste de A kök 2 var. A'ları sadeleştirirsem 1 bölü kök 2. Bazen bunu kitaplarda kök 2 ile genişletilmiş hali olan kök 2 bölü 2 veriyorlar. Bu durumda sinüs 45'te kosünüs 45'te ikisi de kök 2 bölü 2'ye eşit. Tanjant 30. 30'a tekrar döndüm. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşısında A görüyoruz. Komşusunda ise A kök 3 görüyoruz. Sadeleştirdiğimizde buradan karşılığı 1 bölü kök 3. Arzu edilirse kök 3 de genişletilip kök 3 bölü 3 de yazılabilir. Tanjant 30 da tamam. Bak şimdi güzel kardeşim. Kotanjant 30'u soruyor. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 ya da 1 bölü kök 3 ise kotanjant 30'da kök 3 bölü 1'den kök 3 gelecektir. E i̇steyen arkadaşlar üçgen üzerinden yapabilirler. Tanjant 45'e bakalım. 45 seçtim şunu. Karşısında A var. Komşusunda da A var. A bölü A'dan karşılığı 1 olacaktır. Burada bazıları çok önemli. Mesela sinüs 30 kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olması. Tanjant 45'te kotanjant 45'in de 1'e eşit işte olması sorularda en çok kullanılardan olacaktır. En azından bunları hafızamızda tutarsak işimizi epey kolaylaştırırız. ABC eşkenar üçgenmiş yukarıda verilenlere göre tanjant alfa kaç dereceymiş demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben diyelim ki şuraya 2 desem. Diyeceksin ki hocam böyle kafamıza göre 2 diyebiliyor muyuz? Şimdi bakın soruda hiçbir uzunluk verilmemiş. Tanjant dediğimiz şey de sonuç itibariyle bir oran. Bir şeyin bir şey oranı. O halde ben bunu x'li bir ifade olarak da versem, sayısal değerde versem sonuç itibariyle herhangi bir durum değişmeyecek. Şimdi eşkenar üçgen özel bir ikizkenar olduğu için indirilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayrılmış olmalı. O zaman aslında BC kenarının tamamı 4'müş. O zaman buralarda 4 gelecek. Burası 30, burası 30 diye ayrılmalı. Çünkü eşkenar üçgenin bir köşesi biliyorsunuz 60 dereceydi. 30'un karşısında 2 varsa 60'ın karşısındaki AD uzunluğu 2 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla burası kök 3 kök 3 diye ayrılacak. Şimdi artık sona geldik. Tanjant alfa alfayı içinde bulunduran dik üçgenin burası. O halde başlıyorum. Karşı bölü komşu diyorum. Tanjant öyleydi. Karşısında kök görüyorum. Komşusunda 2'yi görüyorum. Dolayısıyla aradığımız tanjant alfa değeri kök 3 bölü 2 olacaktır. Şekildeki ABC dikdörtgeni 12 eş kareye ayrılmıştır. Buna göre sin alfa artı kos alfa toplamı kaçtır denmiş. Çok önemli soru tiplerinden bir tanesidir bu. Mümkün mertebe lütfen dikkatli dinleyin. Bakın bu alfayı Buradan tanjant, kotanjant, sinüs ya da kosinüs değerlerini bulmak için uğraşmayın. Onu en köşeye gönderin. Diyeceksin ki nasıl yani? Şuraya. Burasının da alfa olduğunu söyleyebilirim. Nereden söyleyebilirim? Yöndeşlikten. Çünkü malumunuz bunlar birim kare olduğu için bu ikisi birbirlerine paraleldir. Dolayısıyla alfalar aynı yöne baktıklarından dolayı yöndeştir. Diyeceksin ki hocam, yani bunu buraya taşıyarak ne elde ettik? Mis gibi kenarları olan bir dik üçgenin içerisinde bıraktık. Bakın Şurası 3 birim 1 2 3 burası da 4 birim. 3 4'ten dolayı BC'nin uzunluğu 5 olacaktır. Geldim sinüs alfa değerini bulmaya. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısında 3 var. Hipotenüste de 5 var. Geldim ikinciye. Kotanjant. Komşu bölü karşıydı. Komşumuzda 4. Karşımızda 3 var. O zaman burası da 4 bölü 3. Bunları toplayabilmek için paydalarını eşitlemem lazım. Bu durumda 3 ile genişlettiğimde 9 bölü 15. 5 ile genişlettiğimde 20 bölü 15. Topladığımda da 29 bölü 15 karşı karşıya kalmış olacağız. Sorumuz da şekil şukullu bir soruyla karşı karşıya bıraktırıyor seni. Diyor ki 15 birim uzunluğunda yere dik doğrusal bir destek ve 64 birim uzunluğunda doğrusal bir parça oluşan taht şekil 1'deki konumdayken zemine A noktasında, şekil 2'deki konumdayken de zemine B noktasına temas ediyor. A ve kaç birimdir demiş. Öncelikle odaklanacağımız arkadaşlar dik üçgenimiz burası. 25 var, 15 var. Acaba burada kaç var diye düşünüyorum. E 25, 5'in 5 katı. 15, 3'ün 5 katı. O zaman soru işaretini siliyorum. Ve oraya da 4'ün 5 katı olan 20'yi yazıyorum. Şimdi tahtıravalliğe hareket ettirdiğimizde burası 25, burası da 39 olacak. Buradaki denge uzunluğu ne yapmayacak? Değişmeyecek. Orası 15 Fakat burada oluşan dik üçgenimiz ise bakın 5'in 3 katı, 13'ün 3 katı, 5, 12, 13 diye bir üçgen biliyorum. Dolayısıyla burası da 12'nin 3 katına 36 olacaktır. E şimdi A noktası burada olduğunu hayal edersem şurası 20 birimdi. E buraya da 36 bulduk. O zaman A ile B arasının karşılığı 56 olacaktır diyoruz. Konu biterken neleri konuştuk arkadaşlar? Dik üçgene baktık. Pisagor teoremini konuştuk. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamlarını eşledik ve bazı özel üçgenlere baktık. Kimdi onlar? İşte 3, 4, 5'ler, 5, 12, 13'ler, 8, 15, 17'ler, 7, 24, 25'ler. Öklit bağıntısına baktık. İndirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların eşit eşitledik. Bir de bir dik kenarın karesi hemen yanındakile tamamının çarpımına eşitledik. Dik üçgende dar açılara baktık. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant kavramlarını inceledik. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada ödüllü sorumuz var. Ama ondan öncesinde nedir? Geçen dersin ödüllü sorusuna bakma zamanı. Geçen dersin ödüllü sorusuna demişiz ki G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezidir. Verilen uzunluklara göre GHX uzunluğu nedir demiştik. Şimdi bak geçen derste de söyledim. Arkadaşlar bir soruda ağırlık merkezine kadar kenar ortay çizilmişse kesin devam ettirmek lazım. Ağırlık merkezi verilmişse oradan da mutlaka bir kenar ortay çizmek lazım. 22 artı 38'in karşılığı buradan 60. E, kenar ortayı çizdiğinde bu tarafta 30 diğer tarafta da 30 kalacak. Yani buranın karşılığı 8 olacaktır. Tabii ki 90 dereceden hipotenüse doğru çizilen kenar ortayın uzunluğu ayırdığı parçalar işte olacaktır. Yani burası 30, burası da 30'sa arkadaşlar şuraya D dersem AD uzunluğu da 30 olacak. Fakat biliyorum ki ağırlık merkezinde K'ya 2K diye bir durum söz konusu. Yani AD dediğimiz 3K'nın karşılığı bu durumda demin bahsettiğimiz 30'sa K'nın karşılığı buradan 10 gelecektir. Şimdi şuradaki üçgene baktığımda 8 var, 10 var. E 3, 4, 5 üçgenin ikişer katları dolayısıyla burası da 6 gelecektir. Geldik bu dersin ödüllü sorusuna. Diyor ki şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni A noktası etrafında 80 derece döndürülerek şekil 2'de görüldüğü gibi AB üssü C üssü üçgen elde edilmiştir. ACB 70 derece, AB AC 6 santimetre olduğuna göre haydi bakalım BC üssü kaç santimetredir diye sormuşuz. Cevabı yorumlara mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Bu konu başlığı geometrinin en temel taşlarından bir tanesiydi rica ediyorum. Hemen soru bankanın başına. Haydi bakalım ödev zamanı. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Hepinize iyi günler.